Herkese merhabalar. Kapadokya ve Biz kanalına yani ailemizin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizler için incir yaprağıyla çizilen çay bardaklarımızın, su bardaklarımızın, daha doğrusu hani makineden dolayı çizilen, yıpranan cam ürünlerimizin o çizilen kısımlarını, kireçli görüntülerini nasıl temizleyebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Şu an annemin mutfağındayım. Ve bakın daha yakından göstermek istiyorum. Biz bu işlemi yani annem bu işlemi her yaz uyguladığı için hiçbir şekilde bardaklarında çizilme ya da kireçli bir görüntü olmuyor. Bardağımı bir kenara aldıktan sonra incir yaprağımı hafif suyla ıslatacağım. Daha sonra üzerine kullandığım bulaşık deterjanını hafifçe ilave edeceğim. Bakın bu şekilde zaten dokusundan dolayı sünger gibi oluyor elinizde ıslatınca da eğiliyor, bükülüyor. Bardakları da yıkayabiliyorsunuz. Hatta tencerelerinizi dahi yıkayabilirsiniz. Ve ıslattıktan sonra üzerine çok az bulaşık deterjanı ilave ediyorum. Çok az daha. Daha sonra güzelce köpürmesini sağlıyorum elimle ovarak. Ve çizilen bardağımı alacağım, güzelce bununla ovacağım. Şunu da belirtmek istiyorum. İncir yaprağının pürüzlü olan tarafıyla bakın bu şekilde şöyle açışmak istiyorum. Bu bu tarafıyla değil. Diğer tarafıyla, pürüzlü olan tarafıyla, düz yüzeyiyle, iç kısmıyla değil. Güzelce bardaklarımızı ovacağız ee, ve tek seferde olmuyor. Birkaç sefer bu işlemi uyguladığınız zaman bardaklarınız pırıl pırıl bir görüntüye sahip oluyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Dilerseniz bardaklarınızı, dilerseniz tencerelerinizi aynı şekilde ovup duruladıktan sonra yeni alınmış gibi bir görüntü oluyor. Bakın sıktıktan sonra dahi tekrar açılabiliyor. Süngerimsi bir dokusu var. Ve bu dokudan dolayı da işimiz daha da kolaylaşıyor. Güzelce bardağımı köpükledikten sonra durulayacağım. Hemen incir yaprağını bir kenara aldım ve başladım durulama işlemine. Ve bu işlemi ilk uygulamadan sonra farkı görmeye başlıyorsunuz. Birkaç kez daha temizledikten sonra Bardaklarınızın hani o atmaya yüz tutmuş olan bardaklarınızın ne kadar temiz olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Durulama işlemi bittikten sonra daha yakından göstereceğim. Dediğim gibi neredeyse atmaya karar verdiğiniz bardakları ve cam ürünleri bu şekilde yeniden kullanıma çevirebilirsiniz. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben annemin diğer bardaklarında dezgahın üzerine alacağım ve güzelce incir yaprağıyla ovup temizleyeceğim. Pırıl pırıl bardaklar elde edeceğiz. Umarım videomuzu, paylaşımımızı beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videolarımızı izleyebilmek adına bize yani kanalımıza destek olmak adına kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.